Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2'de Türkiye ve Azerbaycan'la başladığımız serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçenki bölümde Suudi Arabistan'ı tamamen yok etmiştik. Ve ben o toprakları asimile ederken Kuveyt bana savaş ilan etmişti. O Kuveyt'i de yok ettim o arada. Zaten yatırımlar falan yaptım. Biraz ülkeyi daha da güçlendirdim. Asimilasyonları neredeyse tamamladım. Şimdi de devam ediyoruz. Şimdi biraz Azerbaycan tarafında Türkmenistan, Afganistan, Pakistan yenilir. Türkiye tarafında ise Katar, Bahreyn, Umman ve Yemen yenilir bu bölümde diye tahmin ediyorum. İki devlet de kendine yetecek bir şekilde ekonomisi var zaten. İkisi de ayrı savaşları kaldırabilir diye düşünüyorum. Ukrayna savaşı çağırıyor ama herhangi bir şekilde gitmeyeceğim abi. Reddet diyorum. Herhangi bir şekilde iki devletle de savaşa katılmayacağım. Türkiye'yle şu anda yatırım yapıyorum ama bu yatırımı artık biraz bitirebiliriz. 17 bin asker var şu anda ve artık asker basacağım. Tekrardan savaşa gireceğiz çünkü. Şöyle. Ama Azerbaycan'da biraz ekonomi biriksin. O yüzden onda biraz hala asker basmayacağım. Biraz surları geçiyorum. Ta ki ordu buraya gelene kadar. Bir sonraki tur. Evet. Gitmiyorsunuz abicim buraya. Hepiniz toplanın burada. Biraz daha asimilasyon yapılması gerekiyormuş. Bu asimilasyonları da hemen halledelim hızlıca. Biraz para biriksin iki devlette de. Ondan sonra da savaşı ilan edeceğiz. 30 binlik ordu aslında Arabistan'ı toplamak için yeterli olur. Ama biraz daha ordu basacağım. Daha sağlam bir orduyla gireceğim. Böyle asimilasyonlar da yapılıyor. Bunlar hastalıklı topraklar. Asimilasyona gerek yok orada. Burada hala asimilasyon yapılması gereken topraklar var. Tamamdır, yeterli. Biraz para biriksin iki devletle de ondan sonra savaş ilan edeceğim. Şöyle burada biraz asker basayım. Burada da biraz asker basayım. Ve oha 7000 bastı lan orada. Bu kadar ordu yeter abi Türkiye'ye. Azerbaycan için biraz bekleyeceğiz. Şimdi. Sen 20.000 buraya. 7.000 de buraya gidiyor. Biraz da şimdi Azerbaycan'da asker basacağız. Şimdi sen ordularını biraz böleceksin. 1000, 1000 ve 1000. Buraya böleceğiz. Hatta biraz daha bölelim. Böyle 500, 500. Hatta buraya 1000 gitsin. Bir buraya da 1000 gitsin. Böyle bölelim abi biraz orduları. İlk savaşımıza başlayalım şimdiden. Bizim Türkiye'deki ordular da hazırlanıyor. Hemen burada beklemeye gerek yok. Savaşımızı başlatalım. Türkmenistan ilk hedefimiz olacak bu bölümde. Evet, ordular daha yetişemedi Türkiye'de. Orada da savaş başlayacak, az kaldı. Ama öncelikle şu Türkmenistan'ı bitirelim. Burada şu anda durum ne? Pakistan Afganistan'ı yiyor. Ve yiyor yani harbiden yiyor. Özbekistan'la da savaşta. Bakalım ne olacak? Özbekistan'ın ilişkisi iyi. Azerbaycan ile şu anda dur geçen lazım. Böyle 2500, 1600 ve 6000'de böyle ordularımı bölüyorum. Türkiye ile Azerbaycan'ın ordularını yönetmeye çalışıyorum sürekli. Gelin abicim şuraya. Tüm ordular ne durumda abi? Geliyor. 2 tur, 3 tura en fazla yetişirler. Evet. Biz de savaşlarımızı başlatalım artık. Böyle. Abi. Şeyle savaş ilan ettim. Neyse dur Türkiye ile savaş ilan ederim yakında. Artık toprakları tamamen kendimize katalım. Tamamdır. Sen savaş ilan et abi. Hatta üstüne bir de buna da savaş ilan et. Şimdi 5000 buraya gitse yeterli olur. Senin hedefin direkt burası abi. Sen de şurada toparlan. Hızlıca. Sonra direkt Bahreyn'e gidiyorsun. Sen de buraya dizil bakalım. Böyle 5000'lik ordular halinde buraya dizil. Umman'ı yiyeceğiz. Umman'da sanırım üniversite sınavında çıkmış. Bizim biliyorsunuz grup var. Facebook grubu. Orada herkes yazmış. İyi ki Age of Civilizations 2 oynuyorum falan. Soruyu buradan çözdüm tarzında.
şeyler gördüm. İyi olmuş. Ne diyelim o zaman? Ardılıca hedeflerimizi başaralım. Birleşik Arap Emirlikleri gitti. Onu hızlıca bitirdik. Katar da bitti. Bahreyn de. Şimdi Katar'a da barış isteği yolluyoruz. Evet. Ve bitiyor. Kabul et. Neden gitmedi abi bu savaş? Yolladık yani biz ona. Neyse. Ve toprakları asimile edelim. Aynı şekilde Azerbaycan'da da simülasyon yapmamız gerekecek. Şimdi buraya 5.000'lik bir ordu bırak. Sen de asimile etmen gerek bu toprakları. Sen de hızlıca asimile et. Ve ordularımızı dizelim. Güzel, Afganistan'ı pek fazla almamış. Hala Afganistan yaşıyor. Tüm topraklarını almadığı için bizim için daha iyi olmuş. Pakistan'ı yemek daha kolay olacak. Savaş ilan et diyelim. 5.000 buraya gidiyor. Siz de böyle gidiyorsunuz. Evet. Hızlıca Umman'ı da yiyeceğiz bu bölümde. Sen de abicim şöyle gidersin. Sen de böyle gidersin ve direkt buraya gelirsin. Sen de direkt şu sınıra dizilirsin. Azerbaycan ordusu var burada. Bunu bir silelim. Ha, silmeyelim abi. Buraya gelsin. Boşuna fazla fazla para ödemeyelim orduya. Biraz yol alsın, ne yapalım. Sen de abi şurada dizil. Ben hızlıca. Umman'ı da bitirmiş olduk bu sayede. Toprakları da hemen hızlıca kendimize katalım. Şu askerler de yerleşsinler hızlıca. Gel abi buraya. Gel abi buraya. Hemen hızlıca yerleşsinler. Pakistan biraz güçlü olduğu için Türkiye'nin yardımı gerekebilir. Gerçi yok be abi. Ataküt'ü de ver Azerbaycan. O zaman asker basalım biraz. Böyle asker basalım. Ekonomisi eksiye düşmeyecek kadar asker bassak yeterli olur. Şimdi burada pek fazla orduya gerek yok. Buraya 5.000 yolluyorsun. Buraya 2.700 yolla. 2.700. 2.700. 2.700 abi. 2.200 değil. Sürekli kendim yanlış yazıyorum. Yerleşin abi buraya. Hızlıca yerleşin. Yeni ordular da basacağız. Bu kadar ordu yeterli olur mu bilmiyorum ama daha basacağım abi. Ekonomi eksiye düşmeyecek şekilde ordu basacağız. Tamamdır. Biraz dizilsin ordular. Siz de abicim hemen hızlıca buraya gelin. Hem Pakistan hem de Yemen'i aynı anda yiyeceğiz. Abi sen de buradan 5.000'ini buraya bırakırsan kafidir. Evet, hala gelirimiz yüksek. Şurada biraz asker basıyoruz. Biraz da burada basıyoruz. İsfahan'da basalım. Böyle nüfusun olduğu yerlerde basalım abi. Yüksek nüfuslu şehirlerde basalım. Diyeceğim de. Yüksek nüfuslu şehri bulmak zor. Aa, burada neden basmıyor diyecektim. Param bitmiş. Neden basmadığını öğrendik en azından. Evet, artı 510 gelirim var şu anda Azerbaycan'da. Bu yeterli olacaktır. Artı 510'luk gelir yeter abi. Hemen hızlıca turları geçiyoruz. Pakistan Savaşı'nı başlatacağız. Pakistan'da güçlü bir ekonomisi olan bir devlet. Yani Azerbaycan'la neredeyse eşit ekonomilere sahip. Hızlıca adamları yerleştirdim. Ve saldırıya başlıyorum. Abi sen de buraya yerleşiyorsun. Savaş ilan et. Sen buna saldırıyorsun. Sen de asimilasyon yap. Toprakları asimile etmeyi unutmayalım. Yatırım yap Türkiye ile de. Sen de buna savaş ilan ediyorsun. Hızlıca ilerle bakalım. Evet. Yemen hızlı bitti zaten. Önemli olan birazcık Pakistan. Çünkü Pakistan
Ekonomisi en azından denk sayılır abi Azerbaycan'la. Azerbaycan'ınki biraz daha güçlü şu anda. Ama tabii hızlı hızlı ilerliyoruz. Asker bastığımız için hızlı hızlı ilerliyoruz. Bu arada Türkiye'ye geçtiğimizde görebiliyoruz Azerbaycan'a ne yapacağını Pakistan'ın. Şuradan askerlerle saldırıyormuş. Önemli bir şey değil. Yani 22 binle direkt oraya saldır. Siz de böyle gidin abi. Direkt o saldırmadan karşı saldırıya geç hatta. Saldırısını yaptı. Güzel. Oo bak buraya 5 günlük bir birimle saldıracakmış. Siz abi artık şu Mekke'ye yerleşin. Siz birlikte Mekke'ye yerleşin. Yemen'in şurada küçük bir adası var ama orayı almayacağım. Orayı almayacağım abi. Bu topraklar bana yeter. Şimdi buraya çok büyük bir ordu gelecek. Saldırı yapacaklar. Buraya sen yürü. Yani çok fazla büyük bir ordu değil ama olsun. Orasında buraya sen tamamına gidiyorsun. 7000 buraya, 7000 buraya, 7000 buraya ve siz de buraya. Saldırın bakalım. Asimilasyon işlemlerini de yerine getirelim aynı zamanda. Evet, Azerbaycan'a geçebiliriz artık. Yani Pakistan'ı yememiz burada aslında bizi Hindistan'la sıkıntıya sokuyor biraz. Keşke Türkiye ile de görseydik şimdi Pakistan'ın nereye saldıracağını. Bu yüzden biraz ilişki geliştirelim Hindistan ile. Pakistan'ı yememiz burada Hindistan'la bizi düşman yapacak çünkü. Evet herhangi bir şekilde saldırı yok. Çünkü artık asker basamıyordur abi. Adres ettik adamı. Artık asker basamıyordur doğal olarak. Adamın çünkü ne toprağı ne bir şeyi kaldı. Adamı yok ettik ya. Suratla. Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen de buraya gidiyorsun. Bir sonraki tur. Yine saldırılara başlarız. Özbekistan bize savaş ilan etti bu arada. Şu anda Özbeklerle uğraşacak değilim. 1500. Şimdi abi. Buraya ufak bir savunma için asker basarsam Pakistan Savaşı'ndan sonra bir şeyler yapabiliriz. Türkiye'yle de asker gönderebilirim aslında oraya da yani çok uzun sürer be abi. Özbeklerle uğraşmak istemiyorum bu yüzden. Barış yapabilirsek uygun bir barış anlaşması yapabilirsek Özbeklerle hiç savaşmaya da bilirim. Aslında bir sonraki bölüm Özbekleri bitiririz. Savaşmamaya gerek yok abi. Özbekleri direkt yok edeceğiz. Yeni görevimiz bu. Özbekler değil mi? Ha, tamam. Buradan saldırı geldi sanırım da yok. Özbekler saldırdı. Hızlıca asimilasyon işlemlerini yine yerine getiriyorum. Buradan şey verelim. Pakistan bitti. Pakistan'ı tamamen topraklarımıza katıyoruz. Özbekistan ile şöyle bir anlaşma yapabilirsek yaparım yani. Bir sonraki bölüm ayrı bir savaş ilan ederiz. Aynen Özbeklerle de barış yapabildik. Videoda şu anda 13 dakika olmuş. Güzel. Video 13 dakika olmuş. Böyle biraz asimilasyon işlemleri yapacağız. Mecburuz buna. Biraz da şuraya askerlerimizi sevk edeceğiz. Çünkü Özbeklerle bir savaş olacak anlaşılan. Pakistan'a da yemiş olduk. Türkiye'ye savaşa mı katıldı? Bas Türkiye'ye savaş ilan etmiş. Ekonomisi de bu arada 250 bin oldu Azerbaycan'ın. Fas'la barış yapabiliriz. Fas'la uğraşmak istemiyorum şu anda. Hindistan ile ilişkilerimi geliştireceğim. Bölgedeki en güçlü devlet Hindistan şu anda. Çin'den dahi güçlü. Ve Çin'le de ilişkilerimi yine geliştireceğim. İlişkilerimi geliştirmeye devam ediyorum. Biraz oyunun sesini aslında arttırırsam daha iyi bile olabilir. Oyunun sesi 2 olunca nasıl oldu abi? Biraz da şuradan kısarım. Aynen. Oyunun sesi. Şu anda böyle daha iyi. Biraz az geliyor çünkü bana da. Şimdi biraz turlara geçelim bakalım. Asimilasyonlar yapılacak.
Bayağı bir eyalet aldık abi. Çinliler de Ruslarla savaştı bu arada aynı zamanda. Ama bizim şu anda bu topraklara asimile etmemiz gerek. Aynı zamanda ilişkimizi de yüksek tutmamız gerek. Hindistan ile ticaret talep ediyorum. Ve Azerbaycan'a tüm parayı yollayacağım. Yoksa bu topraklar asimile edilmeyecek abi. Kabul et. O toprakların asimilasyonu bayağı bir uzun sürecek yoksa. Şöyle. İki tur geçtim ve bir daha asimilasyon işlemi için adam yolluyorum. Daha artık biter herhalde bir iki tura. Bu asimilasyonlar. Bitti mi? Bir eyalet kalmış. Hemen hızlıca onu da asimile edelim. Şöyle. Ve artık full tur geçeceğim. Şimdi Rusya'ya savaş ilan edebilirim. Çok kolay bir şekilde yenerim Rusları. Ama bunu bir sonraki bölüme saklamak istiyorum. Bir sonraki bölüm Kazakistan, Kırgızistan falan seferi de yapabilirim. Hiç belli olmaz. Balkanlara seferi çıkarım. Mısır'a çıkarım. Hiç belli olmaz abi şu anda. Yani artık bir sonraki bölüm onu göreceğiz. Ama şu anda bir Özbekistan seferine çıkacağız. Küçük bir sefer olacak. Askerlerimiz şöyle bir çıksınlar. Hatta direkt bu bölümde Özbekleri yiyelim. Daha bölümümüzün süresi var. Evet abi. Özbekistan'ı yiyeceğiz 30 tur sonra. Ama Hindistan ile de ilişkilerimizi geliştireceğiz ve Hindistan'a biraz armağan gönderelim. Bu armağan onlarla olan ilişkimizi iyice geliştirecektir. Böyle ilişki geliştir. Türkiye ile de çevredeki devletlerle ilişki geliştirmem gerek. Bir sorun yaşamayalım sonraki zamanlarda. Şu anda İspanya ile aramız çok kötü. Ama bu önemli değil. Açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi burada da Azerbaycan'ın sıkıntısı yok. Mısır'ın Türkiye'ye görüşü düşükmüş. Nasıl olabilir lan bu? Burada da yüksek gözüküyor. Tuhaf. Anlamak zor. Buradan bakınca da Hindistan'la Azerbaycan'ın arası çok iyi gözüküyor. Bu Azerbaycan'ın Hindistan'a görüşü galiba. He, olabilir. Öyle olabilir. Hindistan'ın Azerbaycan'a görüşü düşüktür ama. Evet, yine bir savaş gördük. Yemen. Barış abi. Yemen'le hiç uğraşacak değilim. Özbekistan savaşı ne durumda? 24 tur var daha ve ben bu turları hızlı hızlı geçeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı geçiyorum turları. Yani Özbekistan seferini bu bölümde bitirmek istiyorum. 16 tur. 16 tur hızlı hızlı geçebiliriz galiba. Aynı zamanda yatırım da yapmamız gerek Türkiye ile. Azerbaycan, Özbekistan savaşı artık başlayabilir diyecektim ki abi Türkiye ile direkt savaş ilan edebiliriz değil mi biz? Ben şey de oldu sandım da yok abi direkt böyle savaş ilan edebiliriz. Türkiye ilan eder biz de ona katılırız aslında bunu da düşünmemiz gerekiyordu bizim. Düşünemedik. Böyle. Evet. Böyle abi Azerbaycan'a şu toprakları. Tamamdır. Bu işte biter böylece. Barış anlaşması diyoruz. Özbekistan'ın bize yaptığı yamuğu temizlemiş olduk bu sayede. Şimdi ise adamlarımız böyle dizilecekler abi. Böyle dizilecekler. Çünkü bir Afganistan seferi mi gözüküyor? Evet, bir Afganistan seferi gözüküyor. Afganistan'ın bizle ilişkisi düşük de hatırlıyorsanız. Ve Afganistan'a sefere çıkmamam için hiçbir sebep yok. Bu yüzden Afganistan'a saldırabilirim. Böyle adamlar dizilsinler. Ve biz de artık bu bölümün sonuna gelelim. Gayet güzel fetihler yaptık bu bölümde. Bir sonraki bölümde Mısır'a sefere çıkarız. Oradan artık Balkanları tamamen fethederiz falan bakacağız. Bir sonraki bölüm bunları hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.